Bir. Arkadaşlar selamlar, hepiniz YouTube kanalıma hoş geldiniz. Şu anda Twitch üzerinden yine canlı yayındayım ve Twitch canlı yayınlarımda oynadığımdan bahsetmiştim daha önceki videolarımda. Yine canlı yayındayız. Siz de eğer canlı yayında eşlik etmek istiyorsanız aşağıdaki açıklamalar bölümünde benim Twitch kanalımın linkini bulabilirsiniz. Twitch'e girdiğiniz zaman Kaptan Toygun yazın. Ben zaten direkt çıkarım. Her gün öğlen 1'de açıyorum, bilginiz olsun. Şimdi yeni sezona biliyorsunuz başladık. Maalesef Galatasaray'a şampiyonluğu kaptırdık. Formamı da giydim. Bu sene başlangıcında inşallah şampiyon olacağız. Bak, selamünaleyküm YouTube diye Twitch'ten de size selamlar geliyor. Buyurun Twitch kanalıma gelin. Şimdi canlarım, size şu muhteşem kadroyu bir göstermek istiyorum. Bakın, sol tarafta Tavares. Bu Tavares. Ha, bu arada şunu da söyleyeyim. Twitch'e geldiğiniz zaman canlı yayında bana önermiş olduğunuz futbolculara da bakıp transferlerini gerçekleştiriyoruz. Tavares onlardan bir tanesi. Aynı zamanda Jason Mount muydu bu adamın ismi? Unutuyorum hep. Evet bak, bu Mount'u da yine bana Twitch'te canlı yayında önerdiler. Abi sakallarına bir bakım yapıyor musun demiş. Yapmıyorum abi. Şu Kudus'u bak. Kudüslü Kudus. Ben buna Kudüslü Kudus diyorum. İsmi Muhammed Kudus'tu herhalde. Çok yetenekli bir çocuk. Orta sahanın göbeğinde oynuyor. Süratli bir eleman. O da bayağı iyi. Sol açığa Laxalt'ı aldım. Önde yine benim adamım Thiago Alma da var. Ve Okereke denen forveti aldım arkadaşlar. Aken Pongkong'un kestim. Okereke'yi oynattım. Yine De La Vega yine bana önerilen futbolcular içerisindeydi. Onun da transferini gerçekleştirdik. Sağ bekede bu arada Zeki Çelik'i istedim ama Zeki Çelik gelemedi. Onun yüzünden ben de gittim Nazım Sangare'yi aldım. Antalya Spor'daki Sangare benim son derece hoşuma giden bir futbolcu. Diyelim ve şimdi artık Türk de oynat diyor. Türk'üm var var. Sağ bekte Nazım Sangare var. Şimdi oyuncu gelişimine bir gidelim arkadaşlar. Yeni transferlerimiz var dediğimiz gibi. Ama ben öncelikle şu 3 futbolcunun üzerinde durmak istiyorum. Mount yerine şuraya kaleci çok önemli. Nerede benim kalecim? Ha, siz benim kalecimi de görmediniz. Bakın, Nübel diye de bir tane kaleci aldım. Bu Nübel tabii yedek olacak. Kusura bakma Nübel. Birazdan seni yedeğe alacağım ben. Altay'ı al yedekleri diyor. Vallahi yedekleri Altay'ı mı alayım, Nübel'i mi alayım bilemedim. Ben Altay'ı da direkt böyle hani boşa çıkartmak istemedim. Türk yok Türk diyor. Galatasaray gibiyiz ha. Takılmayın oğlum buna. Galatasaray'da da Türk neredeyse yok yani. Galatasaray bir kadroyla çıkıyordu. Bildiğin Türk arar oluyordu. Ama bu bence bir eleştiri konusu değil yani. Adama bu yetki veriliyorsa yapar yani. Ben de Fenerbahçe'nin bütün futbolcuları yabancı olsun anasını. Kim iyi oynuyorsa o olsun abi. Bunun Türk yabancısı yok. Şimdi Burak nerede Tuna? Bilmiyorum oğlum, evdedir yani. Nübel'i yedekle demişsiniz. Aynen öyle abi. Kimse kusura bakmasın. Altay'ı burada harcayacak değiliz yani. Gel Altay. Nübel'cim sen yedek bekleyeceksin. Yedek bekle ki kaleci gör. Evet. Şuradan özelliklerine falan da bakalım. Uçuş 86 falan diyor. Altay'dan memnunum. Yine bu şeye katıldım arkadaşlar. Sezon başı turnuvaya katıldım. Biraz para kazanayım diye. Ve transferlerimi gerçekleştirdim. Şuradan yine antrenman programımızı uygulayalım. Bu futbolcuları sattıktan sonra diğer almış olduğum futbolcuların üzerine yoğunlaşacağım. Aynı futbolcuya 2 tane antrenman programı uygulamak o futbolcunun çok daha hızlı gelişmesine sebep oluyor. Hani keşke 3 tane uygulayabilsek ama 3.'ye müsaade etmiyor. En fazla 2 tane buraya aynı futbolcuyu koyabiliyorsunuz. Kaptan Ajax'ın gençlerine bak. Tamam tamam okey. Tamam 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 Turkay. Vallahi söz veriyorum tamam. Ona zaten tamam demiştim. Aha, Altay'a 14 milyon dolar teklif geldi. Ne diyorsunuz? Hem de kim teklif yapıyor biliyor musunuz? Porto teklif yapıyor abi. Bak, beğenmediğiniz Altay. Gel abi görüşme yap diyelim. Lan iyi bir para verirse zaten yedek bir kalecimiz var. İyi, hatta Altay'dan daha iyi benim yedek kalecim şu anda bence. İyi bir parada anlaşırsak Altay'ı da satarım yani. 30'a falan veririm abi. Ah. Hiç kusura bakma, ben öyle tok satıcıyım ben. Alırsan alırsan almazsan umurumda değil yani. Ah. Alıyorsan böyle al, yoksa hiç umurumda değil. Vallahi hiç. Karşı teklif. Ah. Hadi bak bir güzellik yapayım. Tamam, size 28 bine veriyorum bu Altay'ı. Lan 28'i Altay'ı alırlarsa asrın transferini yapmış olurum yemin ediyorum ha. 28 veriyorsan al. 16.600 falan olmaz oğlum. 28. Daha da altına inmiyorum lan. Ah. Alıyorsan böyle alacaksın abi. Benim karnım tok. Yürü git. Terbiyesiz herif. Kalkmış bana şey yapıyor. Hadi oradan. Zaten satmak istemiyorum. Kaptan yeni kaleci. Nadal ben geldim diyor. Oo kardeşim hoş geldin. Vallahi sizler sayesinde yeni futbolcular öğrendim ben daha şu şeyde FIFA'da. Aha lig başlıyor. Antrenman yapamıyoruz. Ne diyor Aken Pongkong?
Şimdi bu eleman gerçekten iyi bir forvet arkadaşlar. Okereke'yi denemek istedim ben. Okereke forvetimde. Şimdi şu kadroyla normalde simülate edebilirim maç ama bu transferleri kendim görmek istiyorum. O yüzden ilk maçı oynayacağım abi. Alanya malanya fark etmez. Açılışımızı, ilk maçımızı... La oğlum ne oluyor ya? Heh. Kendi kendine benim joystick'te sanırım sorun var. Yeni bir joystick almam gerekecek gibi duruyor. Toygun Hoca tuzlu fiyat isteyenleri fırçalıyor diyor. Çay seven panda hoş geldin. Arkadaşlar bundan sonra ayaklarını denk alsınlar. Çok efsane bir kadro kurdum. Gerçekten efsane bir kadro kurdum. Bir tane eksiğimiz var. O da ne biliyor musunuz? Orta sahanın göbeğinde Kudus ve Mont son derece şey... Atak yönü yüksek olan futbolcular. Dolayısıyla bana Luis Gustavo gibi, Real Madrid'deki Casemiro gibi orta sahanın göbeğinde top alabilecek bir futbolcuya ihtiyacım var. Şimdilik onu ekarçı yaparız. Dengeleyebiliriz şimdilik. İlk maçımızı oynayalım arkadaşlar. Ondan sonra yine simülatörle devam edeceğiz. Boateng. Boateng'e de yine sağlam para geldi ha. Ama öyle satmam. Çünkü Fenerbahçe'nin bu sezon mutlak olmazsa olmaz şampiyonluk hedefi var. Başlıyoruz chat. Yeni sezonu hayırlı uğurlu olsun. Yeni formamızı giydik ve yeni sezona geçiş yapıyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ım yarabbim sen şükür sana inşallah şampiyon olurum. Amin. Geçen sezon biliyorsunuz Galatasaray manyak gibi şampiyon oldu hem de. 91 puan falan topladı oğlum, o çok saçmaydı ha. 91 puan nasıl topluyorsun ya? Mario musun lan? Sanki şey topluyor, yıldız topluyor ya. Aman aman çocuklar. Vurdurma. Aferin Boateng. Şimdi hızlı atak şansı. Thiago Almada adama Traore ile oynadı. Traore çok süratli. Traore gidiyor. Gitmeye devam ediyor koçum benim. Oğlum sürate bir bakın. Şimdi içeride boşluk var. Yaptı ortayı ama olmadı. Olmadı, orta kötü yere gitti. Laksat. Bıraktı şimdi. Ulan oğlum arkadaşlar bir saniye. Şu ışıkları kapatacağım. Gözümün önünü görmüyorum ya. Dur. Tamam bu ışıkları ben genelde açıyorum hani daha iyi kamera görüntüsü olsun diye. Yemin ediyorum görmedim az önce orada rakibin olduğunu. Öyle böyle ışık gözüme almıyor. La Kudüs ne yaptın? Tamam. Şimdi Boateng. Boateng sağ tarafta arkadaşı pas istiyor. Topla buluşan Sangare. Bıraktı şimdi Traore. O da bıraktı. O Kereke'den kötü bir pas geldi. O Kereke ne yaptın canımın içi? Ne yaptın? Siopis. Geç. Nazım Sangare orada. Fenerbahçe ile ilk maçına çıkıyor Nazım Sangare. Ondan çok şey bekliyor teknik direktörü Toygun. Şimdi Laksat biliyorsun çok süratli bir isim. 2'ye 1'ini yaptı. Boşalttı önünü. Laksat çekti topu. Baktı yine Kudüs'e. Kudüs bıraktı pasını. Çok güzel. Thiago Almada döndü. Aa, orada Wellington gücünü kullandı ve Almada'nın çelimsizliğinden faydalanıp topun önüne geçti. Laksat. Bıraktı topu şimdi Kudüs'e. Çekti topu. Baktı arkadaşlarına kimse yok ama şöyle geride Mount'u gördü. Mount bıraktı çok güzel. Thiago Almada. Bu plaselerini çok gördük. Özellikle Galatasaray'ı çok seviyorum. Thiago Almada. Gel buraya. Musa Çağıran orada. Siopis. Siopis'i şimdi karşılayan Thiago Almada. Almada gitti pazara. İşte buraya bir tane işte sağlam bir defans porta sağ gerekecek arkadaşlar. Jerome Boateng. Baktı. Şimdi göbekteki arkadaşını gördü. Tek top yapıyor Fenerbahçe. Aşağıda boşluk var. Laksat şimdi gördü orayı. Tavares atak derinlik kattı. Çok güzel içeri girdik. Kudüs'ün pası geçmedi. Dışarı doğru çıkartmak istedim ama yine FIFA kendi kafasına göre tahılıyor be. Apiyah'ı aldım arkadaşlar. Apiyah yedekte bu arada. Çok iyi bir sol kanadım daha var. Apiyah diye. Fenerbahçe tek kale top oynuyor desek yeridir. Okereke orada yapamadı. Thiago'dan güzel bir çalım. Şimdi güzel bir pas. Kudüs döndü. Kudüs sol ayakla o yüzden soluna almak istiyor topu ama alamadı. Şimdi Tavares. O da çok süratli bir futbolcu. Laksalt. Çok güzel bir pas. Okereke döndü. Dışarı pas. La oğlum. Yanlış yaptım lan. Bu sefer ben yanlış yaptım ha. Yalnız bir şey söyleyeyim mi? Takım beni kudurtmuyor şu an. Kudüs çok güzel döndü. Mount o da gördü takım arkadaşını. Almada. Almada ikili mücadelelerde güçsüz kalabiliyor. Şimdi Okereke. Vurdurmadı. Fenerbahçe geliyor. Ulan orada şut yapıp pas attım ama sanırım dediğim gibi joystick'te bir sıkıntı var ya. Eski bir joystick bir de benimki bayağı. Yavaştan bir yeni bir joystick bakmaya başlasam fena olmayacak gibi. Nazım Sangare şimdi sağ bekte. Zavelas'ı karşıladı. Aman gelmeyin lan. Gelmeyin savunma yapamıyorum. Gelmeyin.
Çok güzel, çok güzel. Savunmada hala sıkıntı çekiyor Fenerbahçe. Kudüs şimdi baktı. Okereke'nin koşusu var. Attı önüne. Okereke. Okereke. Şimdi pasını bıraktı. Çok güzel. Traore döndü. Vallahi döndü lan. Oo, offside acı. Offside lan, offside'de ne işiniz var oğlum? Ben öğretmedim mi size? Çalıştırdım ben bunları. Hulk gitti arkadaşlar. Merhaba, gereksiz 60 hoş geldin. Dost olarak Lemina'yı düşünebilirsin demiş defansif orta saha. Olabilir aslında. Lemina da iyi bir futbolcu. Seviyorum yani. Thiago Almada. Şimdi çok güzel bir pas. Mount baktı. La ona değil lan. Şuna ha. Çok güzel oldu bu. Şut atar gibi yaptı. Arkadaş. Bak yine dediğim oldu işte. Şut atıp pasa bastım. Belki hatta tık tık sesi duymuşsunuzdur ama. Sanırım biraz sıkıntısı var artık. Yaşlandı benim oğlan. Mount. İçeride boşluk var. Şimdi çok... Ana çarptı lan herife yine. Fenerbahçe tek kale top oynuyor. Yeni sezon, yeni kadro. Gerçekten rakibini boğdu. Kendi sahasında rakibini boğdu Fenerbahçe ve ilk yarıyı sonuçlandırıyoruz. Hadi bakalım. Uğurcan Çakır neden almıyorsun Tuna demiş. Çünkü çok para istediler Uğurcan Çakır'a. Onun yerine ben çok sağlam bir Alman kaleci aldım abi. Şimdi Traore. Traore yaptı. Ulan nasıl atamadık bunu ya? Benim hatam gerçi. Kötü bir pas attım. Ona da diyecek bir şey yok şimdi. Dallama mı? Herifin ismi Calma ha. Calma. Eyvah eyvah. Eyvah eyvah. Nazım Sangare hemen geldi oraya. Çok güzel. Tek top bırak. Aferin oğlum. Şimdi Laksalt. Önde boşluk var. Kendi gitti. Laksalt. Yaptı ortasını. Topla buluşan şimdi. Okereke. Okereke'den muhteşem bir bitiriş. Yine Laksalt. Yine Laksalt. Ulan ben kendi evimde oynamıyormuşum bu arada. Deplasmanda Alanya ile oynuyoruz. Okereke bu maçta da golünü atıyor. Bravo Okereke. Bakın. Bakın Şamdam'a poz veriyor Şamdan'a. Benim zamanımda küçükken Şamdam diye dergi vardı arkadaşlar. Oraya böyle hatunlar böyle pozlar verirlerdi. Okereke de onlardan biri olmuş. Güzel gol. Güzel gol. Chet de kuduruyor şu anda. Abi ayar al sarışın demiş. Allah'ım gol diyor. Merak etmeyin arkadaşlar. Bu sezon var ya. Bu sezon bizim sezonumuz. Geçen sezon şampiyon olamadık. Bütün kadroyu sıfırladı neredeyse. Ama savunmamız gerçekten çok iyi. Savunmanın göbeğinde Juan Jesus. Yanında Boateng. Sol bekte yeni bir futbolcu. Sağ bekte Nazar Sangare. Bak görüyor musun nasıl geri basıyor hemen. Adamsınız oğlum adam. Şimdi Mount'la atağa çıkıyor Fenerbahçe. Çok güzel bir pas. Arkada boşluk var. Çok güzel geldi yine Fenerbahçe. Laksat dışarıdaki arkadaşını gördü. Bir pasta ondan. Okereke dönemedi. Okereke dönemedi. Güzel bıraktı bu arada değil mi Okereke? İsmi de çok tuhaf. Söylemek de çok güzel. Okereke. Oğlum Canma ne yapıyorsun lan? Hıy! Geç o işi geç. Orada 2'ye 1 yapacağını anladı Nazım Sangare. Ve önceden geldi önünü kapattı. Şimdi Kudüs topla buluştu. Juan Jesus yeni transfer. Tavares. Güzel bir pas. Aşağıda bir boşluk var. Çok güzel. Şimdi Almada çekti topu. Çok güzel bir çalım. Thiago Almada. Boşalttı önünü. Thiago Almada. Thiago Almada. Bu topları affetmiyor. Bu çocuk Fenerbahçe için bir nimet. Thiago Almada ikinci maçında. Yok. İlk maçında golünü atıyor yine. Taraftarları kudurtuyor kudurtuyor. Bu çocuğu var ya 60-70 milyon eurodan aşağı vermeyeceksin diyor. Taraftar bağırıyor. Almada Almada bu sesimizi diye bağırıyor. Bravo oğlum. Hemen bir dakika oyuncu değişiklikleri yapalım. Şimdi Okereke gel koçum benim. Şu delikanlı oynamak istiyor. Apyah geliyor oyuna şimdi. Traore ile değişecek. Onu da izleme şansına erişeceğiz bu maç. Ofansif orta sahanın arkasında da De La Vega'yı oynatacağım bu sefer. Bak bu sefer böyle yapacağım. Bakalım nasıl olacak. Şu De La Vega'yı da çok merak ediyordum arkadaşlar. Zaten rahat bir maç oldu. Deplasmanda 2-0 öndeyiz. O yüzden rahat rahat bu futbolculara şans verebiliriz. Alma da yerleştirdi vallahi. Alma da kaptan olsun. İlerleyen süreçte yapabilirim onu. İlerleyen süreçte yapalım arkadaşlar. Mount. Şimdi oynadı De La Vega. De La Vega'dan güzel bir çalım. Oo olmadı. 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 Aferin. Bu çocuk daha çok genç. De La Vega'da yine bana Twitch'e gelip chat ekranından önerilen futbolculardan biri. Kendisini göreceğiz bakalım ilerleyen süreçte nasıl bir futbolcuymuş. Sangare. Sangare Canman'ın önüne geçmek istedi ama arkada. Arkada Boateng var. Boateng 17 milyon dolar transfer teklifi aldı ama kabul etmedi teknik direktörü. Şimdi aşağıda bir boşluk var. Çok güzel geldi Fenerbahçe. De La Vega'dan da çok güzel bir pas. O da yine De La Vega ile oynadı. Güzel döndü De La Vega. Yaptı ortayı. Vurun oğlum. Vurun oğlum. Ne yaptın? De La Vega'ya bak sen ha. Çok güzel girdi içeri. Aferin daha bunlar çocuk.
Fenerbahçe şimdiden geleceğin takımını kurdu. Boateng göbekte Mount'la oynadı. Mount bıraktı şimdi arkadaşı Sangare'ye. Sangare içerideki Dele Vega'yı gördü. Yaptı 2'ye 1'ini. Dele Vega olmadı. Muhteşem oynuyorlar. Muhteşem oynuyorlar. Bak bak. 2'ye 1 gerçekten mükemmel. Dele Vega ve Apankumpunk'un 2'ye 1'i. Futbolcunun ismini söyleyemiyorum, kusura bakmayın. Vurun. Şimdi topla buluşan Tavares. Çekti baktı arkadaşına. Orada Mount'u gördü. Mount çok güzel döndü, içeri girdi. Baktı arkadaşlarına. Bıraktı pasını. Yeni transfer. Vur oğlum. Ne yapıyorsunuz lan? Ne yapıyorsunuz ya? Fenerbahçe tek kale top oynadığı maçta Alanya'nın Antalya karşısında. Ne Alanya lan. Alanya karşısında şimdi 2-0 hala üstünlüğünü devam ettiriyor. Çok heyecanlıyım ha. Şişt, gol yemek yok. Gol yemek yok. Sangare geldi hemen oraya. Sangare. Nazım Sangare. Bu takımda gerçekten büyük işler çıkartacağını gösterdi bize. Şimdi Tavares'le top oynandı. Tavares yaptı pası, olmadı. Olmadı. Önceden müdahale geldi. İyiyim. Çok teşekkür ederim chat. Hepiniz hoş geldiniz. Cansınız abi. Oyna bakalım şimdi şöyle. Şimdi orada bir müdahale olabilir mi? Yok, olmadı. Tavares kendi topuna gidiyor. Çok güzel bir pas. Şimdi içeride boşluk var. Oo, De La Vega'ya bak sen. De La Vega sağ ayaklıymış. Onu anlamış oldum. Oğlum bu çocukta iş var bak. Topu ayağına alır almaz dönüp rakibini ekart etmesi falan direkt belli ediyor yani. Ben diyor topçuyum diyor, hocam diyor. Bu futbolcuları ikinci yarıda falan böyle oyuna sokmaya çalışacağım. Çünkü yapmış olduğumuz sözleşmelerde öyle anlaşmamız. Apia. Apiah olmadı. Olmadı. Rakibi çünkü üzerine gelmeyince Apiah'ın hareketi boşa gitti. Ama ilk maçımız Fenerbahçe taraftarı karşısında değil, deplasmanda oynadığı maçta çok büyük ümit verdi takımına, taraftarına, ne takımına. Ve Fenerbahçe ilk maçında Alanya deplasmanında 2-0 galip gelmeyi başarıyor. 2020 yılı benim yılım olacak diyor Fenerbahçe. Kaptan bu sezon Avrupa'da var diyor. Aa lan, onu unuttuk ha. Arkadaşlar Avrupa'da